Evet herkese merhaba kusura bakmayın arkadaşlar bugün canlı yayın yapamayacağım çünkü o saatlerde de çok yoğunum gerçekten tercih yapacağım arkadaşlar o saatlerde de gündüz vakitlerinde birazcık boşluk buldum o boşlukta son gelen listeleri bir değerlendireceğim Tekrar ediyorum gençler ee, Excel'de bizim boş listeyi doldurun. Eğer bulamıyorsanız bana mail atın boşunu gönderiyorum arkadaşlar. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Her şeye hazır alışmışsınız. Bakın üniversitede çok zorlanırsınız. Üniversiteye gittiniz de böyle boş Excel tablosunu kimse size mail atmaz tamam mı? Kendiniz bulmak zorunda kalırsınız. Lütfen birazcık arayın tarayın. Var arkadaşlar bulanlar nasıl buluyor? 600'ün üzerinde değerlendirme yapmışım. Bu insanlar nereden bulup da gönderiyor? Ve siz niye bulamıyorsunuz? Bunu da bir saniye bir düşün isterseniz. Düşünün isterseniz. Bu arada tekrar ediyorum kamu spotumuzu gençler. Burada Türkiye'nin gerçekleriyle tercih yapıyoruz. Doların 27 lira olduğunu unutmuyoruz ve sürekli hatırlatıyoruz. Enflasyonun anca 2 yıl içerisinde kontrol edilebilir bir seviye %20'lere indirilebileceğini indirebileceğini söyleyen Merkez Bankası Başkanı'na selam gönderiyorum. Doğru söylüyor. En azından gerçek söylüyor gözlerimdeki ışığa bakın diye en azından bizim aklımızda alay etmiyor. Teşekkür ediyorum kendisine. Gerçekçi olmak her zaman iyidir. Doğruları söylemek her zaman iyidir arkadaşlar. Bu arada kullandığım veriler kesinlikle bana ait değil. TÜİK'in verileri. Hocam TÜİK'in verilerine güvenmiyoruz diyorsanız TÜİK'le kavga edin. Benimle değil. Kılavuzda Kılavuzda yeni açılmış bölüm olarak gösteriyor bir tane bölümü. Yazmışım oraya adam diyor ki bu bölüm yeni açılmadı benim arkadaşım okuyor. E kardeşim o zaman git ÖSYM ile kavga et. Benle niye diyorsun yani? Yani arkadaşlar lütfen tamam mı? Dikkat edin. Ben kullandığım verileri ÖSYM'nin sayfalarından ve TÜİK'lerden alıyorum. Ha oralarda hata varsa hocam bak şunu yanlış görmüşsün diyorsanız söyleyin düzeltelim. Onda hiçbir sakınca yok. Sıkıntı yok. Maddi hatadır gözümüzden kaçabilir arkadaşlar. Dün mesela bir tane tersi de şey yapmışım. Antalya'nın üstünü çizmişim. Ee, öğrencimiz de orayı soruyormuş direkt olarak. Görmedim direkt aşağıya bakmışım yani. Olabilir arkadaşlar yani insanız biz de sonuçta. Hatamı gördüğüm zaman düzeltirim. Ama hakaretle gelirseniz, terbiyesizce gelirseniz, ukala ukala gelirseniz kusura bakmayın arkadaşlar. Tamam mı? Hiçbir şey düzeltmem gönderirim o zaman sizi. Beğenmeyen izlemesin ya Allah Allah bu kadar basit. Tekrar ediyorum Türkiye gerçekleri canınızı yakıyorsa İnanmıyorsanız Türkiye gerçeklerini... İsveç olduğumuzu düşünüyorsanız yan tarafta Barbie'nin pembe dünyasında tercihler de yapılıyor. Çok güzel tercihler yapıyorlar oraya gitmenizi tavsiye ederim tamam mı? Fakat burada biz gerçekleri konuşacağız. Sonra uzak yerleri siliyorum bir tanesi şey yazmış ne var uçağa atlar giderler. Çocuğum sen e, sarayda mı yaşıyorsun? Biz sarayda yaşamıyoruz valla. Peki senin eve 5 maaş mı giriyor? Bizim eve girmiyor valla. Torpilimiz falan yok. Tek maaşı zor buluyoruz. Yani o yüzden Kusura bakmayın size tavsiyem Türkiye gerçekleriyle tercih yapın ne olur tamam mı? Diyorum hadi daha fazla uzatmayayım sonra linç yiyorum. Sizin, bak sizin için var ya kavga ediyorum insanlarla ciddi söyle aslında kimse yüzmek istemeyen birisiyim. Ha, ama tartışmayı severim. Yeter ki fikir tartışması olsun. Hani seviyeli olsun fikir tartışması olsun. Hacettepe mühendislikten bir tane genç çok güzel yazdı. Instagram'dan ben de çok güzel cevap verdim orta yolda bulduk, bulduğumuzu düşünüyorum tamam mı? Herkes kendi fikrinde de devam etti o ayrı tamam mı? Yani fikirlerimizden kolay kolay dönmeyiz. Dönmeyin siz de dönmeyin zaten. Ama dediğim gibi insanlarla fikir mücadelesi vermeyi öğrenin gençler. Küfür nedir ya? Küfür boş insanın şeyidir yani adam sana bir şey söylüyorsa onun karşısına argümanla çık. Küfür edersen bu senin boş olduğunu gösterir sadece. O yüzden size tavsiyem Tamam mı gençler? Argümanlarıma karşı çıkıyorsanız argümanlarınızda gelin. Mesajı yazın videonun altına. Hatta bırakıyorum zaten. Hani terbiyesizce bir mesaj olmazsa. Böyle alay eden bir mesaj olmazsa hakaret içermezse o mesajı bırakıyorum aşağıda zaten silmiyorum arkadaşlar. Çünkü gençlerin kafası karışık ama doğruyu bulmamız için bizim her görüşe saygı duymamız lazım. Ha sonra bir tane arkadaş dün bir şey yazmış. Hocam bir şehri kötülemek iyi mi? Arkadaşlar hiçbir şehri kötülemedim. Hiçbir şehire kötülemedim. İşte şu şehir şöyle bu şehir böyle demedim arkadaşlar. Öyle bir şey yapmıyorum. Ama şunu yapıyorum arkadaşlar. Büyük şehir ve büyük şehrin imkanlarını anlatıyorum. Hani bu önemli. Tabii ki büyük şehirde okumanızı isterim. Neden? İmkanları daha geniş. Fakat fakat şu ekonomide dolar 27 lirayı bulmuşken kimse hayal görmesin tamam mı? Gelip İstanbul'a bakın geçen sene aldığım bir mesaj arkadaşlar. Hocam iki yıldır İstanbul'dayım. Yurdan yurttan çıkamıyorum. Çünkü nereye gitsem param yetmiyor. Ben de yurtta ders çalışıyorum. Bu genç İstanbul'a kendini geliştirmeye geldi. Bak bu genç İstanbul'a kendini geliştirmeye geldi. Nasıl geliştirecek? Biri bana anlatsın hadi bakalım nasıl geliştirecek kendisini? Lütfen gençler akıllı olun. Mantıklı tercihler yapın. Şu ekonomide şu ortamda evinize en yakın yer en güzel yerdir. Ha boğaz içidir, itüdür çıkarsınız. Değer çıktığınıza değer. Ama Marka olmayan bir üniversite için bence çıkmaya değmez, gelmeye değmez siz bilirsiniz arkadaşlar. Evet kusura bakmayın bu bölüm biraz uzattım çünkü gerçekten içim yanıyor. Öğrencilere doğruları söylemek istiyorum, gerçekleri söylemek istiyorum ama hemen geçiyorum. Evet Yusuf sayısal 315.000 315 bin yapmış. Ankara'dan yazıyor bilgisayar bilimleri. Siber güvenlik analisti. Ya bu siber güvenlik analisti arkadaşlar çok güzel bölüm de. Hani ne olacağını bilmiyoruz daha yeni açıldı tamam mı? O yüzden hani bir şey diyemeyiz buna tamam mı? Fakat güzel yerlerde açıldı gerçekten. Ankara 4 tane falan gördüm ben de. Şimdi... Şuradan sonra desek ya Ankara'da kalacaksın gibi geliyor Yusuf bana ya. Yo güzel olmuş tercihlerin 346'ya kadar da düşmüşsün kötü değil. Seçtiğim bölümler de güzel yani sorun değil. Yani mesela astronom ve uzay bilimlerini yazma derler ama hani Ankara'dan ve Ege'den bitirdikten sonra iş imkanı bulabilirsin. Bir de Ankara'dasın zaten tamam. Yalnız İzmir'e giderken dikkat et İzmir'de çünkü sıkıntı var gerçekten. Kalacak yer en çok İzmir'de sıkıntı. Şeyma Samsun 122 bin. Hemşerilikler güzel. Şimdi 19 Mayıs'ı en başa yazmışsın ama kritik ya Şeyma. Yani 2000 falan gelmeyebilir yani gelmezse şey yapma. Ege'yi alta niye yazdın? 950 aşağıya niye yazdın? Yani benim sana tavsiyem Ankara'ya gitmen. Gitmen. Neden? Samsun'dan gideceğin için. Bak İzmir'de kalacak yer ciddi sıkıntı. Hocam maddi durumumuz iyi diyorsan eyvallah lafım yok ama bence Ankara hem daha yakın sana hani oraya kalsa daha iyi olur. Gerçi aşağıda da İzmir Katip Çelebi var. O da 141 binde olduğu için kalsın. Muğla Sıtkı Koçman var 157. Bunlar garanti olsun diye yazdığın yerler 19 Mayıs. Sen bilirsin bence Ankara civarlarında kalmak daha iyi. Bu arada Ankara Yıldırım Beyazıt'ın... Dün bir öğrencim yazdı. Şey demiş galiba. Havaalanındaymış. Ulaşım ciddi sıkıntı dikkat et. Kenan 40.000'de Sirt. Ankara'da ev olan arkadaşım var. Arkadaşın kal, kalabilecek misin yanında? Bir de ben tercih dönemi şöyle şu tercih dönemi bitsin arkadaşlar. Kayıt dönemi şey yapmayı düşünüyorum. Yine yayınlar devam edecek canlı yayınlar. Bizi izleyin mutlaka arkadaşlar. Üniversitelilere sesleneceğim. Bizi izleyenler varsa lütfen böyle evini açabileceklerse hani evde belki bir kişilik yerleri vardır. Ya da bir arkadaşları mezun olup gidiyordur. Onun yerine buradan belki birini tanıştırırız. Güvendiğimiz saydığımız insanlar var arkadaşlar. Kefil olduğumuz insanları yönlendiririz. Size hani kalacak yerde böyle bir... En azından bizim de o çorbada küçük bir tuzumuz olsun. Vallahi yapabileceğimiz bu şimdilik. Tamam arkadaşım varsa sıkıntı yok. O zaman Türk Dil Edebiyatı'na gelir gibi geliyor bana. Gazetecilik de gel gibi geliyor. Sosyal bilgi öğretmenliği de. Ya bana soracak olursan. Ya şimdi dil, tarih, coğrafya güzel bir okulda Kenan. Yani sosyal bilgi öğretmenliği en azından 4 yılda bir, 5 yılda bir bu seçim zamanlarında önü açılıyor. Alım yapıyorlar. Bak şimdi bir de yerel seçimler var. Yine yerel seçimlerden önce bir 15 tatilde de bence güzel bir alım yapabilirler. Bir 15-20 bin. Yani sosyal bilgi öğretmenliği bu listedeki bence yine de bir tık daha mantıklı. Ama sen bilirsin Kenan. Hayat senin, karar senin. Arda Kilisten yazıyor 63 bin. Krova. Şu 56 bin gelebilir belki. Belki. Hani... Belli olmaz. Sınırda kaçar ya da kaçarsa. İşte arkadaşlar deprem bölgesi olayını ilk defa yaşadığımız için hani bir şey diyemiyoruz. Hani daha evvel yaşamış olsak söyleyeceğiz de maalesef. Şimdi şuradan çizsek Adana. Bak mesela şunlar daha rahat gelir. Tamam mı? Şunlar garanti gibi duruyor. 84 zaten. Ama hani şurayı bir şey diyemeyeceğim yani. 99 bine kadar da düşmüşsün ama gider bu tercih. Yani depremli olmasa da normalde gider yani tamam mı? Arda 535 bin Konya. Şuradan kessek Selç uluslararası ticaret finansman. Evet bu sıralamada bunlar var gerçekten. Necmettin Erbakan'la yazmışsın 793'müş. Zaten sen Konyalısın. Necmettin Erbakan'ın o bölgede kalma sorun diyorlar. Yani izlediğim ve bana gelen dönütler böyle ama sen zaten Konyalısın ne olacak? idare edersin. Güzel bir tercih olmuş. Aferin. Alha kaçar 190 binde ilk girişim ama siber güvenliğe tutkun var. Siber güvenliği yazıp duran sen misin? <laughs> Gruba sürekli yazan. 223 binde adli bilişimler garanti gibi duruyor. Siber güvenliklerde olursa gelecek gibi duruyor. Evet 4 tane güzel yere açıldı. Ya bilmiyoruz yani gerçekten siber güvenlik güzel bir bölüm. Analistik güzel bir bölüm ama dediğim gibi yani hani daha mezunu yok bir şey yok yani. Varsa da bilmiyorum hani çok bildiğimiz bir şey değil yani öyle söyleyeyim. 216 Yusuf Kocaeli'den yazıyor. Meslek sesi Makine. Güzel bak metokları doldurmuşsun aferin. Şimdi 237 Gazi Metoğul gelme ihtimali. Gerçi şunlar o Marmara pardon. Marmara metalurji daha yüksek gelme ihtimali. Metok olduğu için daha da yüksek. Sonra Gazi. Ya şöyle yapabilirdin aslında. Hani metokları üste yazıp "Aa sen gelme sırana göre yazmışsın." Ya bu da kötü olmamış. Kocaeli'desin zaten. Bana soracak olursan ben bir şey söyleyeyim sana. Yani Gazi'ye gelmek yerine bak Gazi çıkartıyorum. Bak kendi okulumu çıkartıyorum. Sonra şey yapmayın benim okullarla derdim yok çünkü. Yani Gazi'nin yerine bak Marmaralar olsa, olmadı Kocaeli, Sakarya olsa o bölgede kalsan o bölge sanayi bölgesi daha mantıklı değil mi? Yusuf. Sen bilirsin ama yani Ankara'nın soğuğuna gelmektense hani ben Ankara'da büyüdüğüm için soğukta büyüdüm. Alışkınım da. Hani sen zorlanırsın Ben mesela şimdi İstanbul'da yanıyorum duramıyorum Gerçekten duramıyorum İstanbul'da Hele şu son iki gündür müthiş bir sıcak var e, Felaket gerçekten Yani bence gazileri çıkar buradan Tamam mı Kocaeli Sakarya devam et Bursa devam et bak 8'e kadar Devam et böyle neden Sanayi bölgesinde kal ama sen bilirsin Hayat senin karar senin Elçin Kayalı İstanbul 2370 Üçüncü girişin ama süper bir puan almışsın Yani Bak işte seni göstermemiz lazım ya elçin millete. Al işte arkadaşlar mezun iki kez kalınır mı diyorsunuz. Al kalmış ve 2300. olmuş. Tebrik ederim elçin bravo. Gerçekten bravo ya bravo yani tebrik ediyorum. Şimdi Cerrahpaşa tıp. Elçin 32. olan öğrenciyle görüştük tamam mı? Annemin komşusuymuş öyle söyleyeyim ben sana. Tesadüfen buldular beni. Ben de onları. Cerrahpaşa maalesef burs falan veremiyor. Tamam mı? 32. çocuk mesela veremiyor. Ama diğerleri çok fazla burs veriyor. Yani burslu mu gitsen ya? Sen bilirsin ama. Bu sene herkes onu yapıyor. Ondan dolayı da puanlar da yükselecek. Hani burslular daha böyle yükselecek gibi duruyor. Ee, bilemeyiz tabii ki. Ama sanki bak mesela şu Bezmi Alem bursluyu daha yukarıda ama gerçi 3. sırada da olması kötü değil gerçi. Yani şöyle söyleyeyim ben sana. Cerrah Paşa'yı İstanbul'dasın zaten. Cerrahpaşa gelse ulaşım mulaşım nasıl? Eğer iyiyse kalsın tamam. Lafım yok. İstanbul'da tıp tamam bu da kalsın. Yok ya güzel olmuş tercihin aferin aferin. Ya ya tamam geri aldım lafımı geri aldım boş ver. Çünkü bunlar gelirse gelsin hadi İstanbul tıp gelsin gelmezse Bezmialem'de alemde burslu okursun burs imkanlarından faydalanırsın. Ama Öğlen yemeğini mutlaka almaya çalış tamam mı? Bak bursda en önemli ya bir öğrenci için yemin ediyorum en önemli şey öğlen yemeğidir. Bak en önemli şey. Eğer onu bedavaya kapatabilirsen bezme alemi ilk sıraya bile yazabilirsin. Ciddi söylüyorum yani. Çok iyi olur senin için. Zaten sen evden kahvaltını yapıp çıkacaksın. Bir de öğlen yemeğini bezme alemde yersin. Geri dönüşte senin için daha iyi olur. Sen bilirsin güzel tercih olmuş ama aferin. Başarı da çok iyi. Pardon. İrfan Emre 136 binde Ankara Beypazarı hemşerim. Şimdi diyeceksiniz hocam tüm Türkiye ile hemşerisiniz ama gerçekten öyle ya. Babanız polis olunca çok geziyorsunuz arkadaşlar çok gezdik. Yemin ederim yaşamadığımız yer kalmadı. Ya gezme zaten bütün görmediğim şeyler kalmadı. Bir Hakkari Şırnak kaldı o da pandemiden dolayı gidiyordum pandemi patladı geri döndüm. Bütün Türkiye'yi gördüm hani çoğunda da yaşadım arkadaşlar yaşadığım yerlerde de çok yani. O yüzden toprağım yani Ankara, Ankaralıyım ne yapayım ben yani. Bu arada Mansur Başkan Bey Pazarlıdır. Bey Pazarının asıl belediyeyi orayı düzelten adamdır yani. Şimdi 136. Yani direkt şeyden dalmışsın ya 146'dan. Yani şöyle biraz A yazsaydın keşke İrfan. Yani gelir milir. İrfan değil mi? Evet. Yani gelir milir. Bence şöyle biraz daha yukarıdan yaz birkaç tane ya. Ne olur ne olur. Bak bu tercihte de A yok mesela. A bölgesi yok. Bence bir iki tane bir varsa bak yani şöyle 130'larda, 150, 120'lerde, 110'larda varsa tabii. Neyse aşağı bakalım 192'ye kadar da düşmüşsün. Van'a kadar düşmüşsün. Fırat, Kastamonu, Bartın. Şimdi bu bölgede yok sana çok uzak yerler değil. Zaten Van'ı sağlam olsun diye yazıyorsun ama Van güzel bir yer onu söyleyeyim sana. Yani Van'dan çok pişman olmasın da uzak işte Ankara'ya ama güzel. Güzel tercih olmuş aferin. Yıldız 70 binde Kayseri. Evet RGS'i öyle bir yere yazmışsın ki Yıldız bilgisayar geliyor. Yani RGS bilgisayar geliyor gibi duruyor. Aferin bak işte bu. Çok güzel bir tercih olmuş bence. Yalnız Alanya seçimi bence iyi değil. Üstteki seçimi iyi değil. Alanya çok pahalı bir şehir. Çok pahalı. Yani Alanya gelse sana var ya Kıbrıs'a gitmiş gibi olursun. Çok pahalı bir şehir. Hayat pahalı Alanya'da. Sen bilirsin ama hani tatil tadında bir üniversite hayatı yaşarsın ama pahalı. Erciyes inşallah olur daha mantıklı. Bunun altına mesela Mersin falan da yani ben olsam buradaki Alanya tehlikeli çünkü gelebilir. Ben olsam bunu çıkartırım. Bak Kayseri'desin. Erciyes yazılım gelsin. Gelmedi Erciyes bilgisayar gelsin. Tamam mı? Olmadı Mersin falan zaten hani şey diye. Hani açıkta kalma diye. E zaten 95'e kadar da düşmüşsün. Hani düşülebilecek yerleri düşmüşsün. Yapacak bir şey yok daha fazla. Ben olsam Alanya'yı çıkartırdım. e, ee, isim nerede? Azra 47.000'de kilis. Gaziantep hukuku çok istiyorsun. Gelebilir. Azra deprem kontenjanı ile gelebilir. Hatta cuk diye de gelebilir yani. Yüzde 40 desen 50 binleri falan alabilir Gaziantep hukuk. Olabilir bence yani. Güzel yere de yazmışsın. Aferin. <laughs> Pekala şimdi biz bir de şeylere bakalım. Şimdi mesela bak depremden dolayı şunlar da Dicle mesela daha rahat gelir. Tamam mı? Kesin. Şurada varmış bu bölgede hiç yok. Ya işte arkadaşlar anlıyorum ben seni mesela hazıra deprem bölgesinden yine de çıkmak istiyorsun. Tamam mı? Antep yazmışsın ama yani depremdekilere bir şey demiyorum o yüzden. Gerçekten yani psikoloji 2-3 gündür söylüyorum sana. Hani psikoloji çok önemli. Ben yaşadığım için biliyorum arkadaşlar depremde kalan yaşayan biri oradan gitmek isterse anlayışla karşılıyorum. Yani ne diyeyim bir şey diyemiyorum yani ekonomi de kötü ama yapacak bir şey yok. Şimdi aşağıdakiler kesin gelir 80'e kadar da düşmüşsün zaten. Çok güzel tercih olmuş Azra beğendim aferin bravo. Bir tanesi bana şey yazmıştı. işte gelecek yerlere aşağıya koyuyorsun yukarı yazsana falan yazmıştı. Ben de şey diyecektim de demedim yine işte uğraşmak istemiyorum insanlarla bu kadar işimin arasında. Şimdi bakın arkadaşlar bu bir tane istediğiniz yer varsa yazın ama böyle bütün yerleri yukarı yazamazsınız. Biz şu aşağı ne yapıyoruz? C olarak yani kötü senaryo. En kötü senaryo olarak düşünüyoruz. Hani işler kötü gitti istediğimiz olmadı ne yazabiliriz orayı yazıyoruz. C bizim gelmesini istediğimiz yerler değil ama razı olduğumuz yerler tamam Ama bunu işte anlatamıyoruz insanlara maalesef. Fakat Azra mesela çok güzel tercih yapmış. Tarık Emir Tokat 12.000'de. Babam Medipol ve İngilizce Samsun'da yazıyor. Hadi bakalım. Neden? Neden? 12 bin burs alma ihtimalim var. O yüzden yazıyor. Baban doğru söylüyor. Doğru söylüyor arkadaşım. Ne diyeyim ben şimdi? Ben olsam burs bakarım. Ne veriyor mesela Medipol? Öğlen yemeği mi veriyor? Bak bence öğlen yemeği manyak bir olay. Ciddi söylüyorum. Ben öğlen yemeği veren bursu kafadan yazarım. Abi bak bir öğrenci için şu anda öğlen yemeği... Şimdi bak arkadaşlar bu sene Üniversitelerin öğlen yemeği bantları 8 liraydı. Tamam mı? Seneye 10 15 lira 13 lira olur seneye. Tamam mı? Yani 13 liradan düşünün. 15 liradan düşünün. Tamam mı? Kıbrıs'a gidenler 25 30 50 60 liradan düşünün. Tamam mı öğlen yemeğini? Yani o yüzden arkadaşlar burs çok önemli. Bence öğlen yemeği veren bir okulu ben başa yazarım. Bu arada Yıldırım Beyazıt ters yerde ama tıpı güzel yerde. Onu da söyleyeyim. Tıp şeyde Bilkent'te sıkıntı yok. Osman Gazi Tıp güzel. Gülhane tıp, askeriye tıpı iyi düşün yani zor bir şey yani gerçekten hem asker hem tıp harbi zor. O güzel yok Tokat'a Samsun zaten çok yakın güzel yer. Yani şu anlamda sanki ama Selçuk gelebilir gibi duruyor biliyor musun? Yani şunlar eğer A senaryosu olursa hani düşerse gelir ama düşmezse Selçuk'a kalıyorsun. Neyse çok kötü değil ama tercihlerin 22'ye kadar da düşmüşsün Aferin. Pelin Antalya'dan yazıyor 9750 ve hukuk. Şuradan kessek Hacı Bayram Veli. Evet 5 evlere birini daha gönderiyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar bakın Hacı Bayram eski gazidir. Bizim okulu almışlar. Tamam Hacı Bayram tabelasını koymuşlar üstüne. Lütfen inanmayın buna ama yeri beş evlerde Ankara'nın öğrenci yeri orasıdır tamam mı? Çünkü Bahçeli'ye çok yakın yürüme mesafesi, Milli Kütüphane'ye çok yakın yürüme mesafesi. Ben zaten gazi mezunu değilim anlatamıyorum insanlara ben Milli Kütüphane mezunuyum. Arkadaşlar gidiyordum tamam mı derse giriyordum dersleri alıyordum ondan sonra Kaçta biter de bitsin? Bir de iki de biter bitmez milli kütüphaneye basıyordum. Hele son iki sene orada yatacaktım resmen. İmza topladık, dilekçe verdik. Şu milli kütüphaneyi sabaha kadar yapın dedik yapmadılar. Bizim zamanımıza yapmadılar hainler. Şimdi sabaha kadar 24 saat açık. Eğer ama biliyorlardı. Eğer ben orada olsaydım o yatardım o ya şeyde Milli Kütüphanede. Yani o yüzden Hacı Bayram inşallah gelir Pelin çok güzel yerde. Şimdi gelelim 9 Eylül. Bak 9 Eylül Buca'da en sevdiğim yerdir. Tamam mı? Çok sevdiğim bir yerdir. Bu arada Beşevler'de kız yurdu çok var. Gazi kız yurdu orada. Sabancı kız yurdu orada. Fatih miydi öbürünün adını unuttum şimdi o da orada. Şimdi diyeceksiniz hocam kız yurtlarını biliyorsunuz. Herhalde ha, ömrümüz önlerinde geçti. Biliyorum tabii ki. Ama şunu söyleyeyim ben sana 9 Eylül'de kalma sıkıntısı yaşarsın. Ciddi söylüyorum. Ben senin yerinde olsam bak çok sevdiğim halde ciddi söylüyorum çok sevdiğim halde 9 Eylül çıkartırım. Eskişehir Anadolu gelsin daha iyi daha mantıklı. Ama dersen ki hocam benim maddi durum iyi. Yani sıkıntı yok. O zaman 9 Eylül. Tamam mı? Hiç sorun değil o zaman. Ama eğer barınmada sorun yaşayacaksan hani zorlanırsın Buca'da gerçekten. Bir iki sene sonra anca arkadaşlarla eve çıkarsın. Eve çıktığında da Buca çok güzel bir yerdir. Cidden çok güzel bir yerdir. Öğrenci yeridir yani. Ama dediğim gibi ekonomi biraz düşündürüyor. Atilla Eskişehir 6924 ya bugün de çok ha bak geçen bir tane şey yazmış hocam hep iyilere bakıyorsunuz ya vallahi onun söylediği gün 2 milyon bir tane vardı. 2 milyon 18 hatta tamam mı? 2 milyona baktım. Ama bana diyor ki sadece iyilere bakıyorsunuz. Ya arkadaşlar yani gönderenlere bakıyorum. Bizim formatta Excel olarak gönderen herkese bakıyorum. Tamam mı? Lütfen. Yani sadece iyilere bakmıyorum ama denk geliyorlar. Ben ne yapayım yani? 6900. Bilkent Matematik. Vay be. Ottu Matematik niye düşünmüyorsun? Çok aşağıda değil mi? Puanın boşa giderdi. Ya bak yanlış düşünüyorsunuz işte bunu. Hatta bunun için böyle videolar falan görüyorum yani puanını boşa harcama diye. Ya arkadaşım bak gönlünde yatan üniversiteyi kazandıysan, gönlünde yatan mesleği bölümü kazandıysan niye boşa gitsin o puan? Size yemin ediyorum Türkiye birincisi olsaydım tek tercih ottu matematik yapar yazar giderdim. Çünkü cidden matematik dışında bir şeyle ilgilenmek istemiyorum. Aslında burada yaptığım şeyler de matematik, veri analizi. Ben verilerle ilgileniyorum şu anda. Ama işte anlatamıyorum bunu insanlara. Lütfen gençler bakın. Ee, bence böyle düşünmeyin ya Atilla. Yani ben olsam bak Bilkent Matematik çok güzel. Burslarından faydalanın bence. Ama bu buraya bence bir de giderdi ya. ODTÜ matematikte giderdi. Yani sen düşün. Tıp bir tane yazmışsın. Sanki böyle Yani işsiz kalma, ya Bilkent matematiği bitirdikten sonra bir de işletme master'ı yaparsan Amerika'da tamam mı? Abi seni kim tutar artık? Türkiye'ye de gelmezsin gerçi de tamam mı? Ama kim tutar seni tamam mı? Fakat benim sana tavsiyem malzeme mühendisi de güzel. Yani ODTÜ'de çünkü neden? Her mühendis sonuçta bir malzeme ile bir şeyler yapıyor. O yüzden arkadaşlar bir de şöyle düşünün artık dünya ekip çalışıyor. Mesela SİHA'yı yapıyoruz değil mi? Yaptınız değil mi SİHA'yı? Peki bir kişi sadece elektrik elektronik mühendisi mi yapıyor? Ya da bir uçağı diyelim hadi siyahi örnek vermeyelim Ka yanlış olmaz. Şimdi siyasete çekeceksiniz hemen biliyorum çekmeyin diye. Uçak mühendisi. Arkadaşım uçak yapacaksın. Tek başına mı yapacaksın? Değil bak o uçağın elektriğini döşemen gerekiyor. Al sana elektrik mühendisi lazım. O uçağı bir şeyden yapacaksın. Bir malzeme al sana malzeme mühendisi lazım. O uçağa motor koyacaksın. Al sana makine mühendisi lazım. Öyle değil mi? Bak o uçağın göstergeleri olacak. Al sana bilgisayar mühendisi lazım. Elektrik, elektronikçi lazım. Gördün mü? Bak bir uçak yapmada neredeyse bütün mühendislikler kullanılıyor. O yüzden malzeme mühendisliği güzel bence. Ottü'de güzel seçmişsin. Ama Eskişehir'de olduğun için de Osman Gazi yazmışsın. Anlıyorum. Ben şuraya bir de ODTÜ matematiği yaz derim sen bilirsin. Güzel tercih olmuş ama. Evet arkadaşlar kusura bakmayın. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bir like'ınızı alırım. En azından değerlendiren insanlar like atsınlar. Tekrar ediyorum 300 like'ı geçmezse akşam yayınlarında kapatacağım arkadaşlar. Gerçi zaten 3 gecemiz kaldı. Neyse 3 gece devam ederiz ya o kadar da sorun değil. Bugünlük bu kadar kusura bakmayın arkadaşlar. Akşam saatlerinde canlı yayın yapamıyorum. Çünkü gençler tercih yapacağım o saatlerde. Özür dilerim yoğun olduğumuz için kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın gençler. İyi tercihler.